Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Soracağınız bir şey var mı arkadaşlar? Alim kardeş, sesini kapat sen. Sesinizi kapatın. Görüntünüzü de kapatın. Soru sormak isteyen sesini açar sorar. Bundan ben şimdi başlıyorum. Emirdağ'dan okuyorum. 405. sayfa. Size gönderdiğim 500'e yakın sayfadır. Bütün külliyat cümle cümle vecize yapılmış. Bu tabii devede bir kulak. Tamamını yetiştiremedim ama bundan istifade edin. Şimdi oradan okuyorum. Emirdağ 1. Açtığınız zaman dosyayı 405. sayfayı görün. Size gönderdiğim cep telefonunuza bir programına gönderdiğim dosyanın 405. sayfa. Meçhule gelmedi abi. Meçhule gelmedi mi? Gelmedi, ben meçhuleyim. Başka yerde yokum. Peki başkalarının niye demiyorlar peki bu mübarek adamlar? Ben attım abi. Meçhule attın mı? Evet abi, ben attım. Ben bir emin olayım. Dur bakalım. Evet, ben meçhule atmışım gözüküyor. Amerika'dan Mehmet kardeş attı. Geldi mi arkadaşlar? Geldi ama açamıyorum. Acele olmuyor. Biraz ağır dosya. Çok kabarık. Evet. Yani sayfası çok kabarık. Ya bütün külliyat vecize yapılmış ya. Göreceksiniz, hakikaten ömür verilmiş ya. Yani 12... Ben buraya ulaşmak için bir uygulama gerekiyor. Böyle diyor. Seçilen döküman açacak bir uygulama bulunamadı diyor. Bunu araştırayım ben. Bak herhalde Doç diyor, tamam mı? Açılacak dosya. Artık sen halledersin. Bakayım kim bekliyor. Bunları da alayım. Bunlar da geç kalmıştı. Ben şimdi kapatıyorum. Başlayalım mı abi? Hadi bakalım. Emirdağ 1'den okuyor. Cümle cümledir. Sormak istediğinizi beraber mutalaa ederiz. Ben mutfak çalışmasını çok hoşuma gider. Atölye çalışması beraber. Emirdağ 1-12. Divanelerle ciddi konuşmak dahi bir divaneliktir. Görüyor musunuz cümleye? Divanelerle ciddi konuşmak dahi bir divaneliktir. Vay be. Şimdi Emirdağ 13'ten okuyorum. Ehli imanı dalaleti mutlakadan kurtarmaya lüzum olsa, dünyevi hayat gibi uhrevi hayatımı da feda etmek bir saadet bilirim. Aslında bugün enfusi dersimiz vardı ama dedim ya, değişiklik olsun. Dün enfusi oldum. Gerçi ben de tam mudavim olamadım. Yoldan geldiğim için bazı şeylerim oldu. O konuda da kusuruma bakmayın. Dün tam kendimi şey yapamadım. Bir de okuyorum. Emirdağ 13. Ehli imanı dalaleti mutlakadan kurtarmaya lüzum olsa, dünyevi hayat gibi uhrevi hayatımı da feda etmek bir saadet bilirim. Bugün çok ders yaptık. Birisi de sesini kapatsın arkadaşlar, sesi açık. Emirdağ 13. Binler dostlarım ve kardeşlerimin cennete girmeleri için cehennemi kabul ederim. Emirdağ 17. 1'den okuyorum. Hakim kendisi müddeyi olsa, elbette kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım dedirtir. Yani hükmeden hakimler var, bir de devletin avukatı var, savcı. Savcı derler, o devletin avukatıdır.
Karşıdaki insanın avukatı sivilya. Hakim de karar veriyor. Devletin avukatına hakim de, şey, savcı denilir. Hakim de ortada. Şimdi öyle bir makamda ustadı sorguluyor ki devletin avukatı, yani iddia eden, hüküm veren zat. Devletin avukatı yani savcı suç duyurusu yapar. Hakim de karar verir. Ustad da diyor ki hakim kendisi müddei olsa elbette kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım. Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Emirda 19. Behçet Öztürk kardeş, sesini kapatır mısın abi? Abdullah Demirtalı, arkadaşlar kapattın ki sesiniz burada rahat, şeylik veriyor, rahatsız ediyor. Kapat abim sesini. Ha, soru mu soracaktın abi? Sorabilir miyim abi? Ha tabi tabi tabi. Evet. Aile hayatımı feda ederim dedi üstad. He. Hani bunda biz biraz diyoruz ki ya işte şöyle dedi üstad. Ama öbür tarafta bir sonraki de diyor ki cehenneme girmeye razıyım. Bu nasıl oluyor Hasan abi? Nasıl yani, biz amacımız yani birisini şeyden çıkartmak. Hani birisini cehennemden çıkartmak ya amacımız. Hı hı. Nasıl oluyor tabii üstad? Ben cehenneme girmeye razıyım. Abi bu anlayamıyoruz ya bunu. Abdullah, ben de anlayamıyorum. Niye biliyor musun? Benim yalancı cenneti ve cehennemi var. Ustad, ustad, yani fedakarlığın ümmet, ne gözümde cennet sevdası var diyor, tamam mı? Gözünde cennet sevdası olmayan cehennem endişesi olmaz. Bir şey söyleyeceğim ama, tutuyorum tabii de ama bir parçasını söyleyeyim. Abdullah'ım dinliyor musun abim? Dinliyor musun? Abi. Ha bak. Şimdi dinliyorum abi. Bak. Bir parça. Dikkat edeceğim ki çünkü kaydeden de oluyor. Sonra silemiyorum. Bir Müslüman yaşıyor, cennet cehennem derdi edilmiş. Cennet bir derdi olan, cenneti gayesi olan cehennem endişesi olur. Başka bir Müslüman şunu yaşıyor, ümmet için yaşıyor. Başka bir Müslüman, yani affedersiniz, özür diliyorum şimdiden ama ne olur anlatmak istediğimi anlamanızı istiyorum. O kadar din fıtratında, din hayatın hayatı, hem nuru hem esası, bir de vazife-i fıtratın, vesile-i saadetim olan Risale-i Nur diyor. Vesile-i saadetim, vazife-i fıtratım. Şimdi Abdullah, bu insan öyle bir dava olmuş ki, davadan geçmiş, ümmetten geçmiş, din benim. Din benim. Din benim. Yani bu sefer din benim dersen, yani benim, ben, yani haşa bunun kuru, şey yapmışım benim yani. Öyle işte anla. Benim bu sefer en ufak insanlardan iyilik, bin tane kusuru var, tenkit var. Ya benim bir inşaat yaparken birisi kürek atsa, ne sen niye akşama kadar çalışmıyorsun ya demem. Ya bir gün mecbur değil ki. O zaman din benimdir ruhumda hisseden, ümmeti de demiyor. Din benim ya. Yani cennet cehennem, biz bunu kurduk yani. Bu benim. Benim davama bir kürek atan, ufak bir çırpı çalı koyana memnun olurum. Artık beşeri kusurları gözükür mü böyle? Sen bana öyle dedim öyle. Lan sen bana aynı şeyi çalışmaktan geliyor. Aynı firmada çalışıyoruz, aynı işi yapıyoruz. Kardeşim aynı işi yapıyoruz. Sen beraber bu işi yapıyoruz, aynı maaş alıyoruz, maaş alıyoruz. Sen niye yapmıyorsun kardeşim? Aynı. Emsaliz. Emsaller arasında kavga olur. Ya bu din benim ya. Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim. Yani nasıl bir meleği alaya geçmiş ki? Cennet, cehennem insanın çekirdeğinden yaratıldığı için Şecer-i Hilkat Nur-u Muhammed'i artık fena fil peygamber, fena fillah,
olunca din benim. Din benim olunca ne cennet var ne bir şey var ya. Böyle bir haletin ifadesi. Yani öyle. Bir daha okuyayım. Ehli imanı dalaleti mutlakadan. Ehli imanı kafiri demiyor. Dalaleti mutlakadan kurtarmaya lüzum olsa dünyevi hayatım gibi uhrevi hayatımı da feda etmek saadet bilirim. Bunu Rüşt abiye de sormuştum da şöyle demişti. Şimdi diyor evrat ve eskar döneminde değiliz derdi. Evrat ve eskar döneminde değiliz. Yani mağaraya çekilir, zikir evrat yapar. Şimdi belki biraz öyle olabilir ama korona döneminde. Yani şimdi Allah soracak da niye koşturmadın? Şimdi dedim ki kardeşler Turkova köyüne dershaneye gidiyorlar. Derse gidiyorlar. Ha korona yok mu? Güldü. Lan derse mi gidiyorsunuz? Derse gidiyorlar. Altta Ömer ders yapıyor. Öteki canlı yapıyor. Öteki kardeş yapıyor. Ötekisi gitti. Ceylan çiftliğinin derse gitti. Lan bina ben daire dedim. Boşum. Tekim yani. Ya adamlar dava adamı olmuş. Korona. Lan derse gidiyor. Yakayak derslere gidiyor. Ya dedim ya ben Rize'den geldim böyle bir şey yapmadık ya. Yani benim de seviyem bu işte. Adam derse gidiyor. Bak ehli imanı dalaleti mutlakadan kurtarmaya. Bunu niye sormuyorsun Abdullah? Ehli imanı dalaleti mutlakadan ne işi var? Bak Kastamonu'yu alayım dur. Bak bir şey göstereceğim. Şimdi fark ettim abi oradan. He? Ehli imanı olduğunu şimdi fark ettim. Bak. Ehli imanı dediğini şimdi bahsettik. Öyle değil mi abi? Dur. Dur abi. Bak şimdi bir şey göstereceğim. Kastamonu. Seni gönderen Allah'a anlasın. İzmir plakası kaçtı? 35. Öyle ezberledim. Bak neler eklemişim. Göstereyim. Gayrimüteşir. Bak şuradan bir yere okuyacağım. Bunun Osmanlıcasını çevirdim de ekledim. Bak ne okuyacağım buradan. Bak Kastamonu İzmir plakası 35. Evet 5. şua yazıyor. 5. şua umumun ve bilhassa ehli ilmin Müslümanın değil ehli ilmin imanlarını tahsiye edip kurtarıyor. Allah. Allah Allah. Ya? Allah Allah. Abi, kasıt orada zannediyorum ki kişinin kendisi değil. Aynı soruyu ben de kendim sormuştum. Dedim böyle bir soru nasıl söylenebilir? Cehennemde yanmak istemenin sebebi ne olabilir diye çok zaman beni ihtilal etti. Hı hı. Diyor ya evladım yanıyor, imanım yanıyor. Hı hı. İçindeki Allah'ın varlığının çıkması karşısında kendi içinde bulunan iman kendisini o kadar aşmış ki onun üzerine cehennemde yanmaya razıyım yeter ki onların kalplerinde Allah var olsun diye bunu meal ifter kabul ediyor diye kendi kanaat getirmiştim. Ya. Şimdi Levent Reis diye geçiyorsun. Bak şurada ehli imanı dalaleti mutlakadan. Ehli imanı dalaleti mutlakada ne işi var? Ona ehli iman mı denilir? Bak. 35. sayfa Kastamonu. Evet 5. şua umumun ve bilhassa ehli ilmin imanlarını tahsiye edip kurtarıyor. Ve 5. şuanın içeriği nedir? Bakın biliyorsunuz. Adam amel yapar gider haşire bir bakar ki küfre kafire taraftar olmaktan kabitet amalum. 500 çarpı 500, 600 çarpı çarpı en sonunda bir tane sıfır çarpı sıfır hepsini düzeltmiş. Ya. Öyle bir zamandayız. Öyle benim tespit edebildiğim kadar 10 tane şey için hatır olmaz kardeş. Senin için nikah yapıyorum diyemezsiniz. Senin için boşuyorum talak veremezsiniz. Senin için yemin edemezsiniz.
Senin için bak yemin ediyorum diyemediğin gibi. Senin için din seçiyorum. Senin için meşrep seçiyorum. Senin hatırın için imanımın inkişafını kenara koyuyorum. Sen ne diyorsun? Böyle ama istifade edemiyorum. O olsun, senin hatırın için ben iman hakikatlerini koyuyorum kenara. Böyle bir şey yok kardeş. Böyle bir din yok yani. Böyle bir din yok. Böyle bir şey olur mu ya? İşte ehli iman batmış gidiyor. Nasıl? Tarafgirlik gitmiş. Devam edeyim biraz. Binler dostlarım ve kardeşlerimin cennete girmeleri için cehennemi kabul ederim. Yani sevabım olmaz. Küfürden değil bu. Mağaraya çekilip sevap yapabilirim, evrat yapabilirim. Ya kimse gelmesin ya, beni kimse aramasın. Bak orada bakıyor oradan, resmi tabii. Ya bir kardeş ilgilen dedi, şey yaptı ama şaşıracak. Vallahi zaman bulamadım. Bulamadım ya. Arabayla geliyordum. Trabzon'dan geçerken indim arabadan, siz gidin dedim, ben uçakla geleceğim. Bilet denge. Ya böyle. Şimdi bulamıyorum. Bakın bu şu çalışmaya bir bakın. Yani 3-4 dakika bile geç başladı. Ve Şükrü kardeş vardı vakıf. O yapmış. Ben de tekmil edeyim dedim. Kemalini bir şey yapsın. Daha bitireyim. Şu bütün küller cümle cümle olur mu? Çalışıyoruz yani. Anladın mı? Ne ilk önce başkası için değil, kendimiz için. Bak insan merak ediyor ya, bu nasıl bir şey ya? Acayip böyle bir garip bir tarihte ya, ben de olmayayım. Yani bu tehlikenin içinde acaba da ben de var mıyım? Ehli imanı dalaleti mutlakadan. Allah Allah. Kafiri demiyor ki. Başka. Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Emirdağ 1-19. Bundan sonra Emirdağ demeyeceğim, 19 diyeceğim. Tamam mı abiler? Hep Emirdağ 1. Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Başka yerde diyor ki, hürriyet imanın hassasıdır. Lan hürriyet, namaz, oruç bizi kayıtlamamış mı? Hürriyet, bir elin yağda, bir elin bağda, yattı, çatta, patta, patta oynasın. Böyle değil mi ya? O köleliktir diyor. Bu vahşi dağlardaki vahşili hayvanlarda da var diyor. O esareti hayvani, istibdadi nefsani, hürriyet namı verilmiş. Bak, esareti hayvani, istibdadi nefsani, hürriyet denmiş. Bu hürriyet değil ki, köleliktir. İstibdadi şeytani, istibdat altındayız. Hayvani duyguların altındayız. Hürriyet imanın asasıdır. Peki ne kadar bilinir diyor. Bunu almadım. Ne kadar iman kamil olursa insan o kadar hürdür. 19 Emirdağ. Bir Müslüman başkasına benzemez. Dini terk edip İslami seciyesinden çıkan bir Müslim dalalet-i mutlakaya düşer. Emirdağ 21. Bak. Bir Müslüman başkasına benzemez. Dini terk edip İslamiyet seciyesinden çıkan bir Müslim dalaleti mutlakaya düşer. Başka? Dini terk edip... Hasan abi. Efendim abi. Dinliyorum abi. Bekleyeyim dedim ama geçecek. Şimdi bu cehennem... Bir Müslüman ki yaşadığı bir haletle cenneti burada yaşayabiliyor mu? Burada yaşayabiliyor. Peki madem cenneti burada yaşayabiliyorsa cehennemi de yaşayabilir. Yani ustad bunu söylerken cehennemin mahiyetini de biliyor, suretini de biliyor. Bu dünyada cehennemi haleti yaşamamış mı ki? Zaten 28 sene hep cehennemi halet değil mi ki bu? Yani bunu bilerek, görerek kabul etti. Ben işte bunu kabul ediyorum ama Müslümanların imanı kurtulsun. Mutlak bir dalalete gitmektense bu kadar sıkıntının tamamını ben üstüme alıyorum. Yani ehli Müslümanın bir gecede 9 tane mi dişi dökülüyordu abi? Yani onun diyor, balyoz gibi kafama iniyordu diyor. Mana saldırırlar.
Yani bu haleti anlatmıyor mu? Cehennem demekle bunu anlatıyor. Yani illa ki cehennemin mahiyeti değil ki. Ustad bilen birisi cehenneme de gitmiş, üstüne de çıkmış da her tarafı hakikatini biliyor. Yani eşyanın hakikati kendisine ikram edilmiş zaten. Bu dünyada cehennemin haletinin daha fazlasını yaşıyor. Daha ne yapsın yani? Evet. Bir gün sordum. Ne yapayım? Onun yanında büyüdüm. Niye onu misal veriyorsun diyor. Ne yapayım? Ben başka yaşadığım dünyadan vereceğim. Rüştü abi dedim ki Allah sana sorsa diyor dedim. Yani beraber 18 sene yaşadığım için çocukluğum bulu çağımı da o söylemişti. Yakındım. Yani Allah sana sorsa, ömrümüz geçtiği için soruyorduk şeyler arası giderken arabada. Ey kulum, sen Allah için ne yaptın? Dedim. Bir şeyler sayarsın değil mi sen ben? Dedi ki, samimi söyle dedi bana. Bana bunu sorarken, ben daha ne yapabilirim? Ben yapabildiğim halde yapmadığım neyim var sence dedi bana. Ben çok iyi biliyorum ki ayak dönecek hali yok. Yastıklarla arka koltuğu bezedik. Polatlı'ya derse gidiyor. Polatlı'ya, Ankara'ya. Yani şimdi böyle usta ne yapabilirdi artık? Ya kahramanlar var. Allah hepsinden ebeden daima razı olsun. Ya mesela Sungur abi. Yani kendisi anlattı 1985-86 Fındıkzade'de dershanedeyken bize. Yani hanımı gelmiş, bebekleri çocukları almış koluna. Hapishanede camdan yani benle hapishane ziyaretine gelmiş. Yani şunu demek istiyor dedi. Ne diyor dedim abi. Bak sen bu işleri böyle işlerle meşgul olursan bak benim bizi bak bu hale koydun. Çocuklarla bebeklerle beni bıraktın bu halde. Ne yapacağım ben şimdi? Çünkü muallimdi. Köy enstitüsünden mezundu. Yani hakikaten kahramanlarmış be. Vallahi kahramanmış ya. Hani kanıma kadar Sungur abi hissediyorum o koğuşta. Yani hücrede böyle. Kanıma kadar hissediyorum. Onun için bir şey dedikleri zaman şeyime gidiyor böyle. Ağrıma gidiyor. Sanki insanın beşeriyeti yok. Biz mükemmel peygamber gibiyiz. Ya bu kusur bulanlar var ya, dua etsinler de asıl saadette yaşamıyorlar. İnan bunların ahlakları peygamberde bile kusur bulurdu ha. Kusur bulurdu. Ne bileyim, bağışlayın böyle. Bugün çalışmalarımın etkisindeyim. Bak bunları biraz da devam edeyim. Ben çok seviyorum ya hizmet edenleri. Rabbim iki canı da aziz eylesin. Ayaklarını taşa vurdurmasın inşallah. Dünya ve ahirette. Nereye okumuştum? Dini terk edeceğiz. Nereye? Bak oraya. Bakayım nereye geçtik ya. Ben ekmeksiz... 19 abi. 19 en son okumuştum. Tamam. Bir Müslüman başkasına benzemez. Dini terk edip İslami seciyesine çıkan bir Müslüman dalalet mutlakaya düşer. Dini başka okuyorum. Dini terk edip İslamiyet seciyesine çıkan bir Müslüm dalaleti mutlakaya düşer. Bu dalaleti mutlakaya düşer diyor. Anarşist olur, daha idare edilmez. Ya. Ben dini seciyesini bırakan diyor ya. Bağışlayın bir şey anlatmak istiyorum. Bağışlayın çok özür diliyorum. Bir tanemsiniz. Başka anlamayacağınız için söyleyeceğim. Dini seciyeyi terk eden bir Müslüman dalalet mutlakaya düşer dedi. Daha 21. Bak öyle diyor. Dini terk edip İslami seciyesine çıkan İslami seciye, İslam'ı ahlak yani. Ya bir tane tanıdım. Psikolojisi sorunlu, sıkıntılı. Ya şefkat var işte. Ha böyle psikolojiyi anlatıyorum, meşgul oluyorum. Hizbul Kur'an, bir Hizbul Kur'an.
Hizb-ül Kur'an okumadan bir insan gündüzü ve akşamı nasıl böyle mutlu olacağını da aklım dalmıyor. Çünkü Kur'an'da seçilmiş psikoloji ayetleri o. Hizb-ül Kur'an, İstanbul plakası 34. Emir Dabir 34'te geçiyor. Yani vehim ve vesvese sıkıntım var diyen adam Hizb-ül Kur'an alacak. Ustad seçmiş ayetlerden, o sureden, o sureden seçmiş. Neyse, buna sıkıntısı var. Anlatıyorum. Bak bu şey de var böyle, ne bileyim, meşgul oluyorum. Ciddi de teveccüh ettim. Tesettürlü birisi de, yakınım. Allah Allah, kendi kendime düşünüyorum. Bunun sıkıntısı niye gitmiyor ya? Kendi böyle, ya yakınım, ilgileneceksin. Meğer CHP'ye taraftarmış, oy veriyormuş. CHP'ye taraftarım. Allah Allah, yani yanlış anlayamayacağınızı söylüyorum. Ya CHP'yi ehli dalalete böyle taraftar olup da madem İslamiyetsiz huzur olacaktı, Allah İslamiyet'i niye gönderdi yahu? Madem kendi kafana tarafgirliğin olacak, dostunu düşmanı kendin yapacaktın, Allah ile o zaman işin ne senin? Surette kalmış. Bunu söyledikten sonra bir daha okuyayım. Dini terk edip İslami seciyesinden çıkan, İslam ahlaktan çıkan bir Müslüm dalaleti mutlakaya düşer. Anarşist olur, daha idare edilemez. Yani sen ne diyorsun? Ya ne bileyim, hatırıma geldi. Ne diyorsam anla. Ya az ihsan ediyorsun. 35 İzmir plakadan söyledim. Ehli imanım ve ehli ilmin diyor Kastamonu 35'te. 5. Şua imanını tahsiye ediyor, kurtarıyor. Ekranına kuran Kur'an okurlar ama buradan aşağı gitmez. Emirdağ 22'den okuyorum. Dalalet ve fenalıklar cehaletten gelse def etmesi kolaydır. Fenden, ilimden gelen dalaletin izalesi çok müşkildir. Bu zamanda dalalet fenden, ilimden geliyor. 32'den okuyorum şimdi. Yağmursuzluk, dua ve namazı vaktidir. İlleti ve hikmeti değil. Emir daha gene 32'den okuyor. Güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır. Ve güneşin grubuyla akşam namazı kılınır. Yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve duasının vaktidir. Allah Allah. İbadet ve duanın sebebi ve neticesi emir ve rıza ilahidir, faydası uhrevidir. Vaktinde gelseniz de ben de şey olmasam, bir daha ibadet yağmuru getirmek için kılınsa yanlış olur. Yağmuru vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Onun vazifesine karışmayız. 32'den okuyorum şimdi. Nimet ve rahmet ilahiyenin fiyatı şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Allah Allah. Ya koca çalıştığım için yani koca ustad be. Adam gibi adamdım be. Rahmetin fiyatını ver abi. Rahmetin fiyatını ne getirdin? Abi sıcak terazini. Yani. Oo eyvallah, Allah razı olsun sana. Dersten mi geldiniz? He şimdi geldik. Abi. Geldiniz he. Biz daha yeni başladık, siz dersten geliyorsunuz. Durumunuz hepten iyi değil. Bir daha. Allah razı olsun hepsinden. Rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi zulmümüzle, isyanımızla gazabı celbediyoruz. Allah Allah. Hani bir ayette vardı ya mealen, başınıza gelen diyor hastalıklar, dertler, musibetler için söylüyor. Kendi ellerinizle işlediğiniz günahların sebebidir. Bak ne diyor burada da? Nimet ve rahmet ilahiyenin fiyatı şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi
zulmümüzle, isyanımızla gazabı celbediyoruz. Yani arkadaşım, kardeşim, ya bu namaz da kıldığı halde, tesettürü olduğu halde nasıl bunun sıkıntısı var ya? Hizb-ı Kur'an okumuyor vesaire. Onu da başladım. Ya sonra dedim Allah Allah, bir vesileyle duydum ki CHP'nin olduğu belli. Taraftan onay verir, ona destek verir. Sonra dedim ki ya Rab beni affet, meşgul senin kelamın ona okudum kulakla, telefonla. Affet beni. Yani basit görürsün bak. Ne diyor? Şükürle vermediğimiz gibi zulmümüzle, isyanımızla gazabı celbediyoruz. 33. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyan ile nevi beşer tam tokada kendini müstahak etti ve deşitli tokatlar yedi. Ya. Bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki rahmet isteme yüzümüz kalmıyor. Masum hayvanlar da azap çekerler. Allah Allah. Bu zamanda öyle günahlar, zulümler oluyor ki rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor. Masum hayvanlar da azap çekerler. Şimdi kardeşim, beraber yaşıyoruz da bu asırda. Beraber kardeşiz ya. Bazı böyle elimizi kaldırdığımız zaman tövbe edeceğiz değil mi? Tövbede bile günahımızı ifade edemiyoruz, utanıyoruz. Ya, utanıyoruz. Ya, utanıyoruz. Öyle değil mi? Utanıyoruz. Ya Rab, dile getirmekten. Hani şöyle bir misal veriyorum ben kendime. Haşir meydanında bana dese ki Cenab-ı Hak, Hasan, kendi hesabını kendin gör. Aa işte domatesin fiyatı bu, armutun fiyatı bu, fasulyenin, soğanın fiyatı bu gibi hepsi yazılı. Hasan, kendi hesabını kendin gör. Soruyorum size, ben kendime sordum. Sorduğum için dile getiriyorum. Kendimizin hesabını kendimiz yapabilir miyiz? Yapabilen var mı arkadaşlar? Ben kendi hesabımı kendim yapmak isterim. Biliyor musunuz? Haşir meydanında Allah direkt hesap görecekmiş, biliyor musunuz? Öyle memur yok orada. Allah görecekmiş. Bu bana keyif veriyor. İyi ki hani manava gidersin de her şeyin etiketi belli ya, oradaki melaike domatesin fiyatı bu, armutun fiyatı bu. Domatesin fiyatı bu, armutun fiyatı budur diye. Müekkel melek. Böyle bizim günah ve hesabımızı yapsa biz duman oluruz ya. Ya. Duman oluruz. O zaman kendi hesabımızı bile kendimiz değil ve yapamayız ya. Müsibeti ammeden masumlar harika bir tarzda yangın içinde selamette kalsalar, hikmeti diniye bozulur. Çünkü din bir imtihan, bir tecrübedir. Din bir imtihan ve tecrübe. Yani Allah bilmesi için değil, sen kendini bilmen içindir. Allah bilmez. Allah zaten ezeli ve ebedi biliyor. Yeni bir şey bilmez. Tövbe. 33'tü bu emirden. Müsibeti ammede masumlar da bela çekerler. Emirden 33.
Yağmursuzluk bir musibettir ve cezai amel bir azaptır. 34. Dağa çıkıyoruz. Tamam da onun bir duası nedir? Yani cezai amel bir azapmış. El ceza min cinsil amel. Yani bize gelen ceza amelimiz cinsindendir. O zaman ona tövbe edilmesi lazım. Mesela kaza namazının tövbesi nedir arkadaşlar? Ya Rabbi, kaza namazını tövbe ediyor. Böyle değil ha. Kaza namazının tövbesi böyle değil. Orucun tövbesi böyle değil. Orucun tövbesi böyle değil. Yani kazası mümkün olanları kazasını yapmak. Kaza orucunu tutmak, kaza namazını, şeyler geldi. Borcun var kardeşim, niye tutmuyorsun? Borcun var namazın, borcun var. Kaza namazlarına niye başlamıyorsun? Yani dolayısıyla diyor ki bak, yağmursuzluk bir musibettir, cezai amel bir azaptır. Yani amelimizin karşılığıdır. Umumi musibetler ekser nasın hatasından gelir. 34. Umumi musibetler ekser nasın hatasından geldiği cihetle o insanların ekseri kısmı azamı tövbe ve nedamet ve istiğfar etmekle defolur. Belalar emniyetsiz fani şişelerimizi ve can parçalarımızı kırmaları ile belalar ve musibetler neymiş? Emniyetsiz fani şişelerimizi ve can parçalarımızın kırmaları ile baki ve uhrevi elmasları bize kazandırıyorlar. Allah Allah. Ya. Kazandırıyorlar. Bir masumun hakkı 100 cani için feda edilmez. Bir masumun hakkı 100 cani için feda edilmez. İyi misiniz? Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir masumun hakkı 100 cani için feda edilmez. Onların yüzünden ona zulmedilmez. Bir şeyde tevafuk olsa küçük bir emare olur ki onda bir kast var, bir irade var, rastgele bir tesadüf değil. Emirdar 40. Yani şu, bu da hoşumuza gidecek. Ben kendi dünyamda uyguluyorum. Şunu söyleyeyim, alim kardeş sorunu alacağım. Böyle rahmet-i ilahiyenin, merhamet-i Rabbaniye, yani inam, ihsan, İkram, inam. Lütuf, kerem. Allah'ın böyle inamı, ikramı, lütfu, keremi ne küçük bir emare üzerimizde yok mu ya? Mesela namaz, iman, İslam, davamızın taraftarlıyız böyle elhamdülillah. Bu nedir? Allah'ın inamıdır, ihsanıdır, ikramıdır. Dört taneyi var. İnam, ihsan, ikram, kerem, lütuf, iyiyle bir de bir tane de var. Yani böyle. Şimdi diyeceğim şu. Allah'ın böyle küçük, dahi Allah için küçük büyük yok. Bizim için öyle zannediyor. Allah'ın inamı, ihsanı, lütfu böyle Allah seni sevdiğine dair bir alamet yok mu ya? Tutun ona. O alamet de iman kardeşim, İslam kardeşim. Namaza duruyorsun ya, Risale okuyabiliyorsun ya elhamdülillah. Küfre en büyük şeylerden bir tanesi de şu. Gene abiye sormuştum. Abi dedim, ömrü hayatımı vakfetmiştim. Şimdi sen dedim haşir meydana gittiğin zaman, kabre gittiğin zaman insan demez ama abi, Rüştü abi. Yani bu ya Rabbi bununla geldim. Yani demez ama gene bir şeye tutunur abi dedim ya. Ya bir tutunur, bir şahsı maneviye de tutunursun. O da bir şey. Nereye tutunursun dedim, ne hatırına geliyor? Dedi ki, hangi ameli tutunursam içinde riya vardır dedi. Şirk vardır. Bir sürü şeyler var onun içinde. Hangi amel?
Ne olacak? Öyle bir amelim var ki diyor, amelsizdir, içinde de riya da yoktur diyor. Allah'ım, iman mı yok dedi. Öyle bir amelim var ki, amel değil, eylem değil, eylem olmadığı için riya da yoktur onun içinde. Ne olabilir abi dedim o? Amelsiz amel. Tarafgirliyim dedi. Küfre, malum sisteme böyle 80 ihtilalinde bizim yanımızda aldılar. Sümbül Efendi'deydik biz. Sanki bir adam ya, yaşlı bir adam. O koca Mustafa Paşa'ya cemseler, böyle jipler, jandarmalar, o mali. Sümbül Efendi var ya, koca Mustafa, orasındaydık. Yani öyle bir şaşa verdiler ki etrafa böyle, rüştü, memleketi yıkacak gibi böyle şey vermişler. Cemselerle baktı böyle, yukarıdan şey. Siz gidin dedi, ben dedi arabamla gelirim dedi. Yok neyse, arabasına bindi cemseler, arkada öndeler lan ihtiyar bir adam. Öyle bir amelim var ki diyor, amelsizdir. Amel olmadığı için içine riya olmaz, amel yok çünkü. O da küfre karşı oluşumuzdur. Tarafgirliğin. Sen ol, sakın ha. Tarafgirliğini koru. Bismillah. Ne olursan ol, kafan gitsin. Hatta aklın da gitsin. Ama taraftar olma. Boyun eğme. Ver kafayı, aklını da ver. Aklımı da vermiştim diyor usta. Ama imanını verme. Bu menfi bir şey değil. İçinde tarafgirliğini koru diyor. Menfi hareket değil haşa. Bizim mesleğimiz belli. Müspet harekettir. Ama zaten ne diyorum? Eylemden bahsetmiyorum. Tarafgirliğini verme. Bak, hatır için talak yapma. Hatır için nikah yapma. Hatır için yemin yapma. Hatır için yeminini bozma. Hatır için din tarafgirliği yapma. Hatır için din olmaz. Hatır için namaz kılma. Hatır için ben iman hakikatlerinden istifade ediyorum. Senin hatırın için tamam, bu istifade yolumu bırakıyorum. Sakın ha. Gidin. Nereden istifade edecekseniz edin. Amelinizi, itikadınızı düz. Mesela namazınızı olacak kadar en azından iki tane süreyi birisinin dizinin önüne oturun. Ağzımızı düzeltelim. Bir elhamdülillahimizi bir dinletelim. İnna ateyna kulu vallahu mu, elem tere mi, lilafı mı? Yani iki taneyi. Ondan sonra mana dünyası, Risale'de istifade edeceğiz. Bugün İmam-ı Rabbani'ye bir davet vuku bulsa, sağ olsa Hindistan'a bütün sıkıntıları göze alıp gideceğim diyen usta. Kardeşim, nereden Risale-i Nur'u meşrebinden istifade ediyorsun? Allah rızası için orada ol. İlle girme buralara, buralarda olma. Git bak, belki senin meşrebin daha istifade edeceğin yerler var. Kardeşler var. Senin esmana yakın esma var. Daha yapılandırır. İstifade et. Git istifade et. Hatır için sakın olma burada. Dinde hatır yok kardeşim. Git istifade et. Onun meşrebi sana çok yakın olabilir. Çok yakın. Mesela biz Sümbül Efendi kalırken 37 tane şey koyduk. Zeytinburnu'nda 37 tane vakıf vardı. İçimizde bir tanesi şöyleydi. Yani nereye gitse şu dersi yapardı. Ayağa kalkmayan bu sarığı diyor çıkart. Sarığı çıkartmak için kafasını gösteren. Yani böyle meşrepti bu. Yani o meşrepte var. Mesela başka birisi vardı. Ustadın kaç tane talebesi var? Kaç tane çoluk çocuğu var? O çoluk çocukları şimdi neredeler, ne yapıyorlar? Yani meşrep. Okuyorum, devam ediyorum. Bir daha okuyayım şurayı. Emirdağ 40. Bir şeyde tevafuk olsa, oradan açıldı. Küçük bir emare olur ki
Onda bir kast var, bir irade var. Rastgele bir tesadüf değil. Yani senin inamın, ikramın, ihsanın, ikramın, lütfun, keremin olan şu amellerimizden bir tanesi. Allah'ın onda bir kastı var. Allah bir iradeyle vermiş sana. Rastgele değildir. Rastgele değildir. Onun kıymetini bil. Başka okuyorum. Abi. Efendim abi. Bir şey söyleyebilir miyim abi? He abi, dinliyorum abi. Bu Mektubat 34'te var ya Hasan abi, hakka parafirlik demek olan İslamiyet. Yani hakka parafir olmadığı zaman insan İslamiyeti olmuyor. Evet. Ki imansız İslamiyet sebebi necat olmadığı gibi İslamiyetsiz iman dahi sebebi necat değildir. Hatırlıyor musun abi, ben sana bir şey söylemiştim. İslam'ın 15 sene sonra bu Mektubat 34 burasını 15 sene sonra anladım ve bana Risale-i Nur'un asrın imamı olduğuna kanaat, yani bütün zerrelerimle kanaat getirdiğim yer burası demiştim. Çünkü ben görüyordum ki çevremde bazı insanlar var, benden daha çok takvalı namaz kılıyorlar. Benden daha çok takvalı hayat yaşıyorlar. Kırı kırk yarıyorlar İslamiyet namına yaptığı işlerde. Fakat hakka tarafkir olamıyorlardı. Bunu anlayamıyordum. Onu görünce, orayı görünce dedim ki ha, demek ki ne yaparsan yap burada Müslüman olamıyorsun kamil manada. Şöyle, şimdi biz hani Cenab-ı Hak amelleri muadene edecek ya Hasan abi. Yani hasenatı seyyiatına galip olanı beraat ettirecek. Necat verecek değil mi abi? Biz öyle inanıyoruz. Ama hakka tarafkirlikte böyle bir şey yok Hasan abi. Namus gibi. Mesela bir insan %51 namusluysa namusludur denilmez. %100 namusluysa namusludur değil mi abi? Hı hı. Yani mesela Allah korusun bir yakınımız, çoluğumuz, çocuğumuz neyse işte bir şekilde bir tane yanlış yapsa diyemeyiz ki ya sen bir tane yaptın bu normaldir diyemeyiz değil mi? Çünkü 99 tane iyiliği var diyemeyiz. Diyemediğimiz gibi bu da böyledir. İman hakka taraflıktır ve bu Müslüman da seciye olursa o zaman Müslüman oluyor abi. Onun haricinde Allah katında diğer ibadetlerin de çok ehemmiyeti yok diye düşünüyorum. Burası ben bana bunu hatırlattı abi. Allah razı olsun abi. Okuyorum abi. Yani bir de okuyorum. Bir şeyde Allah'ın senin üzerinde bir şeyde tevafuk olsa, küçük bir emar olur ki iman olur, namaz olur, Risale-i Nur Allah sana verdi. Onda Allah'ın bir kastı var, bir iradesi var. Öp de başına koy. Küçük dahi olsa ona tutun. Emirdağ 41'den okuyorum. Hakikat-ı Miraç bir mucize-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam ve keramet-i kübrasıdır. Bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanı alamazsa, sonra pek zor ve müşkil bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. 41 emirden. Bak, bir çocuk küçüklüğünde, yani sen onun yanında namaz kılmamış olsan, hiç oruç tutmamış olsan, tesettür yok, şu yok, din yoksa, bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imanı almazsa, sonra pek zor ve müşkil bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. O devamında ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Emirdağ 41. Bir gayrimüslimin çocukları gibi İslamiyet'e alışması zor olur diyor. Allah muhafaza etsin. Emirdağ 41'den okuyorum. Kadınların da en esaslı hassaları ve fıtri vazifelerinin mayası şefkattır. Şefkat ki ismi Rahim'in mazariyetinden gelmiş. Emirdağ 41. Şimdi 43'ten okuyorum. Yaz mevsimi gaflet zamanı ve derdi maişet meşgalesi engamıdır. Dünyevi merak kahve meselelere bakıp vazife-i bakiyenizde futur getirmeyiniz. Emirdağ 43. Ölüm fani hayata bedel, baki hayata perdedir.
Allah Allah. Ecel celladı hayat-ı dünyeviyenin perestişkarlarına gayet dehşetlidir. Ecel celladı, cellat kime? Hayat-ı dünyeviyenin perestişkarlarına. Dünya perest var ya, mesela ayette de var. Ayetin numarasını şimdi unuttum. Diyor ki, çok ilgimi çekmişti. Cenab-ı Hak söylüyor, ölümden en çok kim korkar, bu amelsizlik, günahta demiyor. Diyor ki, ölüm korkusu dünya perestlikten geliyormuş. Kalplerine dünya girdikçe, kalbimize ne kadar dünya girmişse o kadar bizi korkutuyor. Üç tane şey var, ecel, ölüm ve mevt. Pazar grubuna atmış mıydık bilmiyorum, pazar grubu girdi mi acaba? Yani pazartesi onlarla ders yapmıştık bu manada da. Orada geçmişti. Mesela ecel nedir? Ecel şu. Hepimiz askerlik yaptık. Ne ile bitirdiniz? Ben köprücüydüm. Yarım saat, 20 dakikada koca denizi, nehri köprü yapıp tank geçiyordum. Orada şeydim, vazifeliydim. Bu tezkerede köprücü yazar bende. Hepinizde istikamet yazar, bilmem ne yazar. Bunun tezkerenin içerisindeki sıfatınıza bu ecel. Ölüm ise çekirdeğin ağacın çıkması. Ağaç çekirdeğe bitişik değil. Çekirdekten ağacın çıkmasına inkışağının inkışafıdır denilir. Yani ahiret, dünya arsasının bitişik arsa değil. Yumurta, tavuk, çekirdek, ağaç olmasıdır ölüm. Mevt ise tebdil-i mekandır. Yani bir kardeşin şey olduğu gibi rüyada gözükmüş. Yoğun bakımdaymış. Ona demişler ki rüyada, tabi vefat etti. Ona dediler ki, ya ne sordular sana diyor. Böyle hepten açık gördü. Ne, ben dedi sorum onu görmedim dedi. Sen şimdi ölmedin mi? Yok dedi. Siz ölüm, ben öldü zannediyorsun. Ha ben ölmedim. Peki neredesin dedi. Ben dedi orada sizin yanınızda uyuyordum dedi. Uyanınca kendimi burada gördüm diyor. Ali Sert Hoca var, Allah rahmet etsin, ustadın talebelerinden, Kırıkan'da, o anlatmıştı. O vefattan sonra onun vakıfı var Cemil, ona gözükmüş, ona demiş ki, hocam demiş, durumunuz nasıl demiş, buradaki oradakine soruyor. Cemil demiş, buraya gelen nur talebelerine sahabeler gibi muamele ediyorlar diyor. Elhamdülillah. Niçin dedim, ölüm ve ecel, hayat-ı ebediye bir perde ve ehl-i imanın saadet-i ebediyelerine bir vesiledir. Peki yukarıda ne dedi? Ecel celladı diyor. Kime cellat? Hayat-ı dünyeviyenin perestişkarlarına gayet dehşetlidir. Emirdağ 43. Ölüm ve ecel, hayat-ı ebediye bir perdeymiş. Görüyor musun? Perde ya, perde. Başka? Ölüm ve ecel, ehl-i imanın saadet-i ebediyelerine bir vesileymiş. Ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizden ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. 43 Emir'de. Bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. Allah Allah. Yani çekirdeğimizi ağaç yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Onun için yaşıyoruz. Onun için derse girdiniz buraya. Ne oldu ya saat? 10 mu oldu? Allah Allah. Gerçi 9-10 geçimine başladık. Bir 10 dakikamız da kaldı. Bakın bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz diyor. Cidal. Yani çekirdeğimizi ağaç yapmak istiyoruz. Resulmalımız olan istidatlarımızı ahiret hesabına neşunemalandırmak. Emirdağ 45'ten okuyorum. Başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar etmez. Sizler lüzumsuz onların dalaletleriyle meşgul olmasanız. Emirdağ 45'den okuyorum şimdi. Başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar etmez. Başka?
zarara kendi razı olanın lehinde bakılmaz, ona şefkat edip acınmaz. Şimdi çok anlattık değil mi mesela şu akrabana? Anlattın, onu anlattın, olmuyor da olmuyor. Ne yapalım? Er razı bir zararı la üzerine leh var ya, böyle usul, usuldandır diyor. Burada da onu ifade ediyor. Diyor ki çok hoşuma gittiği için ifade edeyim. Gerçi bildiğimiz bir şey. Zarara kendi razı olanın lehine bakılmaz, ona şefkat edip acınmaz. Emirdağ 1.45. Bütün kuvvetimiz ve merakımızla vaktimizi kutsi vazifeye hasretmeliyiz. Onun haricindeki malayani bilip vaktimizi zayi etmemeliyiz ama haberleri ve YouTube'ları mutlaka takip etmeliyiz. Emirdağ 45. Bir yerde testik var değil mi? Bak, bütün kuvvetimiz ve merakımızla vaktimizi kutsi vazifeye hasretmeliyiz. Onun haricindeki malayani bilip vaktimizi zayi etmemeliyiz. Hele yalanlarla dolu olan haber ve o kablolar var ya böyle mikrofon böyle düğüm, ükte, fil, ukadı, sihir, sihirbazların diyor. Sihirli nefesleriyle Mirdağ, şualar 11. şua. Sihirbazların sihirli nefesleriyle bu düğüm var ya düğüm. Bak şu düğme. Bak düğme bak. Kablo. Sihirbaz. Zehirli nefesleriyle öfürüyorlar diyor. Haber için söylüyor. Sen de haberin o doğru olduğuna inanıyorsun. Küllüme yalan. Arkası çok farklı. Onun için bir dinliyorsun, memnun oluyorsun, bir dinliyorsun, üzülüyorsun. Hiçbirisini yapma. Bunu Mehmet Akif söyledi. Kötü bir haber çıkıyordu diyor. Şekercihan'da, ustada gidiyorduk. Bediüzzaman'a giderdik diyor. Bize bir anlatırdı arkasını. Üzüleceğimiz, üzüldüğümüz yere seviniyorduk. Sevineceğimiz bir haber olurdu diyor. Arkasındaki şeyini söylerdi. Üzülürdük diyor. Mehmet Akif söylüyor. Tarihçede geçiyor bu. Emirdağ 45'ten okuyorum. Bütün kuvvetimiz ve merakımızla vaktimizi kutsi vazifeye hasretmeliyiz. Elimizde nur var, topuz yoktur. Biz tecavüz edemeyiz. Bize tecavüz edilse nur gösteririz. Vaziyetimiz bir nevi nurani müdafaadır. Cennet adamlar istediği gibi cehennem de adam ister. Şimdiye kadar okudum 45 Demirdağ. Şimdi 48'den okuyorum. Sakal meselesi ise bu bir sünnettir. Hocalara mahsus değildir. Emirdağ 51'den okuyorum. Hizmet-i imaniye ve hayat-ı bakiyeye baktığı için hayat-ı faniyenin meşgalelerine ve faydelerine tercih etmek ehli imana vaciptir. Hizmet-i imaniye. Ya zerre kadar bugün hizmet-i imaniye bir katkı varsa oh Allah'ın neydi o? Kast ve iradesi var diyor değil mi? Mesela namaz kıldın, oruç tuttun, bugün 3 aylar bak buradakiler tutuyorlar. Ondan sonra veya hizmette zerre kadar bir taşın var böyle. Allah elhamdülillah ya. Hizmet imaniye bak, hayat-ı bakiye baktığı için hayat-ı faniyenin meşgalelerine ve faydelerine tercih etmek ehl-i imana vaciptir. Ne de 51'den okuduk. Gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir. Emirdağ 57. Ama gene sen Hasan haberleri takip et. Tövbe. Emirdağ 57'den okuyorum. Umumi ve mücadele suretindeki hadiseler kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir bakmayacak mıyız? Ama şöyle bak. Günü haberleri takip edebilirsin. Şu sıfatın varsa güneş gibi bir iman lazım ki her şeyde, her vaziyette, her bir harekette kader-i ilahiye ve kudret-i rabbaniyenin izini, eserini görsün. Görebiliyorsan o gözüken o tiyatro oynayanların, aktörlerin arkasındaki hakikisini anlarsan tamam. Size bir şey anlatayım. Gerçi saatimiz geldi de. Arkadaşlar şu anda siyasi aktörler var ya böyle film,
Tiyatroda oynuyorlar. Artist bunlar. Bunların arkasında yönetenler var. Bir de onun da arkasında senaryo yazanlar var. O zahire bakıp durma. Başka. Bak bir de okuyorum izle. Güneş gibi bir iman lazım ki her şeyde, her vaziyette, her bir harekette kader-i ilahi ve kudret-i Rabbani'nin izini, eserini görsün. Eyle hakikat ve marifetullah bulmak için kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar. Ta kalp dağılmasın. Emirda 57. Merakı, zevki, şevki, lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lazımdır. Yani insanın kıymetli şeylerini, bak bir de okuyayım. Merakı, zevki, şevki, lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lazım. Başka? Bir kısım sahabeler ve onlara benzeyen mücahidinden, selefi salihinden başka siyasetçi, ekserce tam muttaki dindar olamaz. Hakiki dindar, hakiki dindar olamıyor. Ancak işte güneş gibi bir iman lazım, Celaleddin Azimşah gibi diyor. Bir de okuyayım. Bir kısım sahabeler ve onlara benzeyen mücahidinden, selefi salihinden başka siyasetçi, ekserce tam muttaki dindar olamaz. Muttaki dindar arama, öyle bir şey yok. Tam ve hakiki dindar, muttaki olanlar siyasetçi olmazlar. Niye? Maksadı asli siyasetini yapanlarda din ikinci derecede kalır, tebaî hükmüne geçer. Bütün kainatın en büyük gayesi ubudiyet-i insaniyedir bilemez. Sarhoşluk, 59'dan okuyorum şimdi, şimdiye kadar 57'den okumuştum. Sarhoşluk, hakiki vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçları sarhoşlukla muvakkaten unutturduğu cihetle menüs ve kısa bir zevk verir. Haber de öyle. Yani sıkıntıyı bastırmak içindir. Aslında haber için dinle çok zor. Bak bir de okuyayım. Sarhoşluk, Emirdağ 1, 58'den, 59'dan okuyorum. Sarhoşluk, hakiki vazifelerinden gelen eylemleri, ihtiyaçları sarhoşlukla muvakkaten unutturduğu cihette menüs ve kısa bir zevk verir diyor. Onun devamında diyor ki, bu diyor fani boğuşmaları, bak fani boğuşmaları ve hadiseleri merakla takip etmek bir nevi aynı böyle sarhoşluktur. Yani ruhsal sıkıntısından kaçmak için olmuş. Fani boğuşmaları ve hadiseleri merakla takip etmek bir nevi sarhoşluktur ki hakiki vazifelerinden gelen ihtiyacat ve yapmamaktan gelen teellümatı muvakkaten unutturur. Onun için haberler biraz menüs zevk verir. Aslında haber değil, böyle daldığın için kendini unutuyorsun. Yani sarhoşluk da böyle olduğuna diye benzetti şey yapıyor. Emirdağ 1 58-59'da. Şimdi Emirdağ 1 61'den okuyor. Ey imanı dalaleti mutlakadan kurtarmaya lüzum olsa, dünyevi hayat gibi uhrevi hayatımı da feda etmek bir saadet bilirim. Bakayım ne kadar var. Şuraya kadar okuyayım da keseyim. Zamanınızı almayayım. Sakın benlik ve gurura medar şeylerden çekin. 62. Tevazu, mahviyet ve terki enaniyet bu zamanda ehli hakikate lazım ve elzemdir. Bu asırda en büyük tehlike benlikten ve hotfuruşluktan ileri geliyor. Emirdağ 2 idi. Şimdi Emirdağ 3'ten okuyorum. Ehli hak ve hakikat mahfiyetkârâne daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir. Sizin gibilerin ağır şerait içinde karamancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi büyük bir makamdır. Emirdağ 63.
Emirdağ 67'den okuyorum. Hızlı okuyayım bitireyim Emirdağ 1'i. Bu zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır. Emirdağ 68. Küçük ehemmiyetsiz bir çekirdekten koca dağ gibi bir ağacı halk etmek kudret-i ilahiyenin şe'nlerindendir ve adetidir ve azametine delildir. Kabir kapısında bekleyen bir adam arkasındaki fani dünyaya riyakarane bakması acınacak bir hamakattır ve dehşetli bir hasarettir. Bakayım ne kadar var ki? Oo, bitiremeyiz. Onun için burada kesiyorum. İnşallah devam ederiz. Çünkü bir saat oldu. Emirdağ 1'deki vecizeleri okumaya çalıştım. İnşallah başka zaman bütün külliyat yapılmış böyle. Allah razı olsun. Şükrü kardeş yapmış böyle. Biz de tanzim etmeye çalıştım bugün. Onu sizinle de paylaştım. BIP'inize attım bir programda. İndirirsiniz, istifade edersiniz. Bu fakire de böyle bir ihsan lütfederseniz, böyle bir dua ederseniz böyle, ey Allah razı olsun dersen, Allah senden de razı olsun inşallah. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Aynı duaları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ısrarla isteyin dediği için usul ve furularımızdan her kim ahirete intikal etmişlerse onların mekanlarını cennet bahçesinin bahçe eylesin. İştirak-ı amali uhreviyeden hisselerini ziyade eylesin. Cenab-ı Hak bize inam ettiği, ihsan ettiği, ikram ettiği, lütfettiği bu hizmeti imaniye, Kur'aniyeyi beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı almasın inşallah. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'ta ma selavat. İhtine sıratı müstakir. Sevgili kardeşlerim, böyle kapatmayayım. Belki şey yapmak istersiniz birbirlerinize veya çünkü ben bir saati uzatmayayım diye şey sormak isteyen ve şey yapmak isteyen varsa konuşabiliriz. Yoksa oturumu kapatırım inşallah. Bakayım yazmışlar. Efendim abi. Şimdi tarafgirlik imada iltizamda olduğunu biliyoruz. Ama kalbe nasıl ilişiyor da biliyorsun iman mali kalp. Abim ses sen bende mi sorun yaşıyor bu İstanbul'da internet yoksa dalga dalga geldi tam alamadım sesini bir de tarafgirlik diman intizamında dedi ondan sonra kalbe nasıl iniyor dedin ondan sonra seni duymadım ne dedin abim? İmanın mahalli kalp ya. Evet abi. Kalbe nasıl iniyor şurada batıla tarafgirlik? Tamam. Duymadım tam ama tahmin ediyorum. Böyle batıla tarafgirlik derdi derdi duymadım. Şöyle Mehmet kardeş sen dimağı bilen insansın. Şöyle bir gözünü geçir böyle serbest bölgeyi. İslamiyet iltizamdır. İman izandır diyor ya. Abdullah şeyde o mektubat 34'tekini söyledi. Şimdi iltizamda aynı zamanda cüz ihtiyari var. Orada İslamiyet'e tarafgirlik, iltizam sonra dur İslamiyet'e tarafgir yani olunca bir üst tabaka itikattır. Yani İslamiyet'e tarafgirliğimizle itikadımızı oluşturuyoruz. Allah'ın da itikat bizim gayretimizde yani esbab alemindeki şeyle elde edilir. Allah'ın ikramı ama gayretle. Doğru itikada verilen cevap da imandır. İman elde edilen değil, kazanılan da değil. Yani Allah'ın doğru itikadına verdiği cevaptır. Allah'ın ikramıdır, ihsanıdır, lütfudur, keremidir yani iman. Şimdi birinci yol şu Mehmet kardeş. İltizamda İslami tarafgirlik itikadımızı itikattakiler, iltizamdakiler
taakkuldekiler vesaire hepsinin bütünselliği izan yoluyla şeye iniyor. Vicdana iniyor. Vicdandaki irade, zihin, his, latife-i Rabbani'yi de oynatıyor. Sonra oradan da hissesi alıyor. Yani kar topuyu dağın tepesinde yaptın, bıraktın. Aşağı doğru inerken her taraftan bir şey aldığı gibi toz alır, çalı alır, onu alır, bunu alır. Vadiye dev bir şey iner. Ondan sonra o dimadan, iltizamdan, itikada, oradan izandan, vicdana, vicdandan da aldı. Kalpteki latife insaniyeden de aldı. Mahalli kalp olan iman oraya ballar balını yapıyor. Bu iltizamı etkileyen 71 işaret-i cazda delil, burhan, şura, hüccet 7 tane madde var. O da imanın suretindeki mahluk tarafı. Böyle bu. Bu iltizam, İslam iltizam, bu tarafkirlik kardeşim. Şöyle düşün. O kadar cevap ki imanın esası 6. İman esası. Malum. Amentü billah. Ya bunun 6 da varmış biliyor musun? 6. Bunun 6 da eşheden la ilah. İslam'da var ya şahit kelime şehadet. Onun altında da ne varmış? El hubbu fillah vel buzu fillah. Mektubatta geçiyor. Ve la terkenu ilellezine zellemu fetemesukumunnar. Yani tarafkirlik değil, hafif meyledeni dahi tehdit ediyor. Sakın ha, zinhar. Yani ateş dokunur. O tarafkirlik nasıl bir şey ise, ruhundaki o ameller, şeyler hepsi ona yöneliyor. Allah da ona bakıyor. Mesela adam büyük bir sayı var. 5897 çarpı 0. Yani o tarafkirlik berbat ediyor. Hepsini sıfırlıyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Peki bir de buna ait, bunun ne kadar mühim olduğuna misal vereyim. Tarafkirlik amelde ne kadar üstün olduğunu. Arkadaşlar, kardeşlerim, namaz gibi bir ciddi ibadet ne zaman farz oldu? Peygamberimizin İslamiyet'in ilanından sonra. 10 sene değil mi? 10 sene sonra Miraç'ta farz oldu. Peki 10 sene ne yaptı? Yani bütün ibadetlerin filistesi, hulasası olan namazı 10 sene sonra söyledi. Biz hemen birisiyle tanışınca ben namazım var mı, orucum var mı, hani sakallı falan diyor. 10 sene tarafkir yolu açtı, yolu. Tarafkirliğimizi oluşturdu. Sonra o 10 seneliğin eylemsel hali namaz geldi. Bakın görüyor musun? İlk önce tarafkirlik. İlk önce kimsin? Dostunu, düşmanını sen yapmayacaksın. Hür olacaksın. Bununla alakalı böyle bir kardeşimiz bana bir yazı, yazı değil de beraber sen bir derste, bizim dersi dinlemiş de not almış ama onu yarın inşallah, bugün tabii İstanbul'a bugün ilk günüm olduğu için toparlayamadım da, bir yazı yazmış kardeşimiz. Pazartesi dersinde yani, ve anlattı da bana. Ya dedim bir kalem alsana, ben kafamda kalmaz, bu kafam kafasında basmaz. O kadar güzel ki bu tarafkirlikle alakalı. Yani İslamiyet nasıl insanı hür ediyor? İnsan böyle ölçüsüz, kuralsız, yani ölçüsü olmayan böyle ihtimaliyatlarda ruh nasıl çöker? İnsanı en mutlu yapan, tutan, psikolojisini sağlam yapan her şeyin net olmasıdır. Yani bu budur, bu da budur. Mesela şöyle, bir doktor görseniz, psikolojiye gittiniz, psikolojiye, doktor, rahatsızsınız. Size dese ki, tahmin ediyorum ki herhalde ki, muhtemelen, zannediyorum, senin hastalığın bu. Dolayısıyla zannediyorum muhtemel hastalığına, olabilir galiba, şu ilaç fayda verebilir gibi zannediyorum, düşünüyorum. Sen o doktora o ilacın verdiği ilacı içer misin? Yok. Ha, psikologlar, doktorlar, bizim gibi böyle hizmette olan kardeşlerimiz var ya sizin. İhtimali konuşmak karşıya güven vermez.
Ben zannediyorum ki Risale-i Nur iyidir. Hayır. Risale-i Nur olsun bana göre. Sen kabul edersin etmezsin. Ama ben ne diyorum? Bana göre bu asrın mücedidi bu. Ben Emirdağ 58'li siyasete girme diyor. Sarhoşluk nasıl ki? Niye ihtiyaçtır içki? Ya dertleri, sıkıntılar muvakkaten unutturuyor. Lezzet değil, unutturuyor. Aynı buna benziyor diyor haber hastası olmak. Kendini unutturuyor. Ha, acayip bir şey. Psikolojide mahsul ediyor. Onun için tarafgirlik, bak 9 sene, 8 ay, 10 sene namaz farz değil. Namaz farz değil. Ne yapmış? Tarafgirliğimizi, dostluğumuzu, düşmanımızı oluşturdu. Gayretimizi oluşturdu. Öyle bir dönüm bostan, yan gelin ostan var ya böyle diyorlar. Kardeşim tarafgirliği de nasıl anlayacağız? Eylemde. Eylemsiz olur mu ya? Namazımız var. Hizbul Kur'an'ımız olacak. Yani bu nur talebesi sizler. İstanbul plakası 34. Orada anlatır. Hizbul Kur'an'ımız olacak kardeşim. Hemen elinde tansiyon hastalarına altın şeyi var. Hemen ceplerinde şey var. Dil altı. Vesaire. Onun gibi olacak. Hizbul Kur'an'ımız olacak. Hizbul Kur'ansız ben düşünemiyorum. Tamam. Şimdi İstanbul plakası bak şurada. Şöyle yapayım. Ah. Böyle yapayım. Burada anlatıyor. Ya okurken okunmasında hiçbir vesvesenin gelmemesi. Yani namazımız tamam. Şimdi 3 aylar geldi. Borcunuza başlayın. Namaz, oruca. Hizbul Kur'an'ımızı, öyle tarafgirlik de öyle kuru kuru Galatasaray Fenerbahçe değil. Namazımızı, Hizbul Kur'an'ımızı okuyacağız, Kur'an'ımızı okuyacağız. Hizbul Hakkaiki Nuriye. Ondan niye bahsetmiyorum? Zaten revaçta o. Cevşen yani. Ondan sonra Kur'an'ımızı başta, Risale'mizi okuyacağız. Dostlarımızı arayacağız. Dostlarımızla sohbeti falan. Münasebeti kesmeyeceğiz. Gücün kadar hizmetin maddi şeyine yükleneceksin. Bulunduğun mahalde, dershanelerin, hizmet mahallinin elektrik makbuzu, faturası mı var, su makbuzu mu var, kirası mı var? Gücün kadar sahipleneceksin ya. O olacak senin, o kadar senin Allah Resulü'nün tabiriyle. Ya Ayşe ne yaptın diyor kurbanı, şu kadar bize kaldı onları da dağıttık diyor. Bu bizim değil diyor, dağıttın bizim, malum biliyorsun. Yani nasıl, psikolojiye bak. Dağıttığına bak, sonucuna, elimizde kalanın sonucuna bak. Yani sahipleneceksin kardeş. Hizmete sahipleneceksin. Böyle aa bak benim rahmetli siz de babanız da gitmiştir ve yakınız. E gitti ne yapabilir ya? Bana servet bıraksa ne olur? Bırakmasa ne olur? Allah Resulü'nün tabiriyle servet değil, güzel ahlak bırakmak. Tamam. Geceniz mübarek olsun. Allah iki cihanda aziz eylesin. Biraz uzattım 5-10 dakika ama. Abi kapatmayın. Bir iki dakika daha uzatayım. Yani onların müsaade eder. Hadi çok kısa. İsteyen kapatabilir abi. Ya ben sizden diyeceğim. Dinleyebilirsiniz beni. Bu abi iki soru vardı ama bir tanesini erteledim. Bu bizim bu Kur'an'ın sonunda dua bölümü var. Abicim. Tamam. Şimdi burada diyor ki ve Uzeyr'in ve hayatihi ve Hızr'in ve seyahatihi ve İlyas'e ve Risaletihi aleyhümüsselam. Şimdi abi burada bakın Uzeyr Hızır için abi seyahat diyor. İlyas, şimdi biz biliyoruz ki İlyas'la Hızır hayatın ikinci hayatı mertebesinde değil mi abi? Hı hı. Bakın burada zaman ve mekandan sanki bahsediyor abi. Sanki tahayyül ve tasavvurdan sanki bahsediyor. Yani bu böyle tevafuk olabilir mi bilmiyorum. Ve arada Musa ile başlayarak diğer bütün birçok peygamberi sıralıyor. Bunlar da sanki tahakkuldeki sıfatlar ve en son ve İsa ve Zehredetihi ve İncilihi aleyhimüsellem. Sanki o kadar hoşuma gidiyor ki orası. Yani abi sanki İsa Aleyhisselam da bütün bu sıfatları, tahakkuldeki sıfatları bütünlüğe getirmiş gibi. Ve Risaleti İlyas içinde, yani mekanın içindeki dolaşan da Hızır gibi. Yani bugün denk geldi buraya okudum. İsimler verdi bana.
Bilmiyorum, bu nazarda hiç baktınız mı abi buraya? Baktım abi. Ben orası Hizbullah Kayki Nuriye'de, Hizbul Kur'an'da değil o. Evet, yanlış söyledim, özür dilerim. Sayfa 207'de abi. Evet, çünkü inan Rabbim biliyor, o kadar hoş, lezzetli bir yer ki. Bir de tadına doyamadığım ve ustadı mütadit defa zehirden kurtulmasına vesile oldu. Yani bu korona neymiş? Adama zehir vermişler. Mütadit defa zehirden kurtulmaya vesile olan iki eserden bahsediyor. Cevşen ve Evrad-ı Kutsiye. Vallahi Evrad-ı Kutsiye belki ilk önce okuyunca tekte tekte olunca pek belki zevk vermez ama böyle dil aşina oldu mu? Yemin ederim o kadar lezzetli ki Cevşen o. Bir de bu dua şeyinde peygamberlerin vasıfları ile. İlyas Risaleti diyor değil mi? Evet abi. Evet. Yani hatırlıyor musunuz? Uzeyr ve Hayati ve unutmadım. Uzeyr ve Hayati. Ha. Uzeyr peygamber hayat. Hayatın temeli seyahati. Bakın. Hı-hı. Evet. Yani seyahatten baktılar abi. Yani her anda Risaleti kimindi? Risaleti oku bakayım. İlyas abi. Bak. Dur. Ve İlyas'ın Risaleti aleyhisselam. Dur. Aleyhisselam. Şimdi Risalet neydi? Yani diğerler peygamber değil miydi ki? Risalet sistemdi. Ona en cami, o sisteme en cami fıtratında cem etmiş kişi de Resul oluyor. Risalet, Risale'de bulduğumuz şey vardı. Hatırlar mısınız? Üç tane sıfatın bütünlüğüydü. Neydi? Hatırlayan var mı arkadaşlar? Üç tane sıfat. Şuur, his, akıl. Bu üçü bir araya ne kadar geliyorsa en azami derecede Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olduğu için en cami risalet onda. Yani risalet hala devam ediyor. Resul gitti ama risalet devam ettiği için vahiy de devam ediyor. Risalet İlyasi. Risalet şuur, külliyattan söylüyorum. Şuur, his, aklın bütünselliğidir. 109 sözler, lemalar hayat bahsinde geçiyor. 336 lemalarda. Bak, şuur, his, aklın bütünselliğinden risalet. O sistemdir. Bu sisteme en cami mazar, ayna olan da Resul olur. Kazanımları ile de Nebi olur. Onun için risaletiyle gitti, velayetiyle geldi diyor. Öyle mi oldu? Ters. Velayetiyle gitti mi, sen de geldi. He, tamam. Niçin? Halktan hakka. Evet. Şimdi eğer risaletiyle gitmiş olsaydı her risalet, her resul maddi miracı olacaktı. Abdina diye geçiyor. Abdine, abd olabilmesi için bedensel hayatı da lazım. Onun için Allah Resulü bedene ve ruhen, öteki kalbe. Ha demek ki risalet bir sistem arkadaşlar. Risalet sistem. En cami mazar olana Resul. Tamam, Resul. Peki o sisteme, şuur, his, aklını bütünleyene risaletin cilve, cemal, nakşı, sanatı tereşu ediyor. Vahiy mi alacak? Hayır. En cami mazar değil ki vahiy alsın. İlham, tuluat, işarat, rumuzat, telvihat ona yağıyor. İlham. Sebebi şuur ve his ve aklını bütüne ne kadar getirirse en iyi getirenler nebiler olunca Resul olmuş. Onu izini takip edenler de getirebildiğin kadar وَمَنْ يُتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُتُوا الْخَيْرَ كَثِيرًا 12. sözüm aşı. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiştir diyor. Hayır verilmiş, hayır. Ona nedir o? Hikmet, tefekkür.
İşte bu. Üç tane. Peki geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Rabbim emanet olun. Abi kapatmayın. Lütfen kapatmayın. Abi lütfen kapatmayın. Bakın lütfen kapatmayın. Şimdi bakın. Hasan abiciğim. Şimdi yani bu dün lütfen okuyun. Lütfen. Tamam. Bakın, tamam. Tamam. Duruyor. Risale, mesela hakikati bu medyaya sesin Hasan abi. Sesin gelmedi ya, ben niye alamıyorum ya, senin de gelmedi. Hasan abi, Risalete hakikati Muhammediye mi diyebiliriz, şahsiyeti Muhammediye mi diyebiliriz abi? Peki, sanki hakikati Muhammediye mi acaba oluyor abi? Bak, şahsiyet neydi? Hatırladın mı? Bak, ağacı düşün, ağacı. Hakikat deyince pergelin esmaya koyacaksın. Tamam. Şimdi mesela ağacın kökündeki çekirdeğe Nur-u Muhammed'i de. Muhammed. Tamam mı? Meyvesi insan. Ahmet. Onun için 19. söze Mucizat-ı Muhammediye değil, Mucizat-ı Ahmediye. Tesadüf yok külliyatta. 19. mektuba ben olsaydım Mucizat-ı Muhammediye olur. Mucizat-ı Ahmediye. 19. söze de Risalet-i Ahmediye denmiş. Risalet-i Ahmediye. Niye? Ha. Şimdi ağacın köküne pergelini koy abim oraya. Nur-u Muhammed. Muhammed. Yani o Allah Muhammed, mihrapta var ya, Vehhabiler itiraz ediyor, şirk koşuyorlar. Yani Muhammed insan ismi değil. Allah'ın dışında yaratılan bütün şecere-i hilkatın çekirdeğidir. Ariyeten Muhammed'in, Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'ın ruh halisinde bulunduğu, temessül ettiği için ona da Muhammed onun için deniliyor. Muhammed Nur-u Muhammed'idir. Çekirdeğin adı Muhammed, Nur-u Muhammed'i. Meyvenin adı Risalet-i Ahmedi. Risalet. Ağacın zahirisi hakikat. Ağacın batınısı mahiyeti Muhammediye. Komple ağaç şahsiyeti Muhammediye. Nerede geçiyor? Sözler 109-110'da. O zaman abi İlyas bizim İslamiyetimizi temsil ediyor. Sanki batını temsil ediyor abi. Evet. Batını temsil ediyor. Ve abi burada mesela yalnız bir şey de sokayım. Unvandırlar bunlar. Ona has kılma. Bu bir unvandır. Kim o kanunete girerse İlyas benim, Hızır benim, İsa benim olur. Evet. Devam et. Kesinlikle abi, kesinlikle. Yani herkes nefsine dönebildiği kadar Hızır'ıyla, ikiziyle karşılaşıyor. Yani bu duada biz bunu birebir sanki anlıyoruz abi. Ya. Kim ki nefsine dönebiliyor, karşılaşabiliyor abi, bu bir. İkincisi, az önce hanımdan rica ettim. Bu zehadetihi ne demek oluyor diye. O da biraz baktı. Onun söylediğine göre diyorum ki emdikte de ve İsa ve zehadetihi diyor. Yani terkleri yapmış abi. Bütün terkleri. Terkin mümesili. Terkin mümesili. Evet. Yani abi hiç yani şu duada bile abi hiç tesadüf yok. Tesadüf yok abi ya. Yani evet. Böyle bir şey yok abi ya. O kadar güzeldir ki o dua vallahi. Bir de tavsiye etmem Evrad-ı Kutsi okumanızı. Niye? Bağımlılık yapar inan. Uçakta da böyle. Uçaktan korkuyorsan Evrad-ı Kutsi'yi böyle. Böyle titreme titreşimlerde çok keyif alırsın. Ama dediğim gibi tavsiye etmem, adamı bağlıyor. Yani şey için demiyorum, teşvik için. Lezzetlidir çok. Mesela o bahsettiğin dua. Bütün peygamberleri alıyor. Adem Aleyhisselam'dan alıyor. Şunun şu sıfatı, şunun sıfatı. Ben de duruyorum. Allah Allah.
şu sıfat, ben de zehadeti zayıt olmak, yani terk, yani İsa Aleyhisselam. Bir bakmış ki şeyde, gölde kendisini seyretmiş. Tarağa ne gerek var demiş, ayna var zaten, tarağa tasadduk etmiş. Eliyle saçını taramış. Gerçi biz acizliğimizden, güçsüzlüğümüzden evdekileri kestirdik köyde de. Böyle yapmış. Tarağa da gerek yok demiş, tamam mı? Tarağa da tasadduk etmiş. Zühdün mümesili. Ne kadar terklerim var, İsevi meşrebi oluyorum. Ne kadar tefekkür ve şefkatim var, İbrahim'i meşrep oluyorum. Şualarda geçiyor bu. İbrahim'i meşrebi iki tanedir. Tefekkür ve şefkat. Ne kadar terklerim var, İsevi. Ne kadar şeriata uyuyorum, Musevi. Hepsini cem, Muhammedi. Tamam, kapatayım mı oturumu? Allah bilen razı olsun abi. Amin. Allah bilen razı olsun. Ay, yani demek ki sahabeler Musa ile İsa'yı kendilerinde bütünleyenler sahabe olmuşlar abi. Yani bilmiyorum, bunu becerip o makama göz kırp olabilir mi bilmiyorum abi. Sahabeler, Allah, sahabe demek peygamberin sohbet arkadaşı demek. Sohbet demek kendini ona ikram etmektir. Mesela telefonda birisi sana konuşur veya derste. Okullarda ders anlatır, çekip gider. Ücretini alır. Sohbet devam etmez. Çünkü sohbet kendini ikram eder. Sohbetin manası, sohbet kendini ikram etmektir. Sohbette şu olur. İnikas, insiba, temessülat, hele insiba olur. Yani karşıyı boyalanır. Allah Resulü kendisi aleyhissalatü vesselam kendisini ikram edermiş sahabelere. Sohbet o demek. Peygamber arkadaşlar ama ne demek ne? Sohbet, yani sohbet eden kişi kendi ruhunu, aklını, kalbini, ruhunu ikram ediyor. Yani kahve ikram gibi böyle. İkram eder. İkram. Zehadatihi züht. Yani terkleri mümessili. Allah Allah. Şimdi kafada bizim komşu vardı köyde. Ya dedi bir abi, yani babam da değil de daha düşük, abi diyoruz ona, dayı değil. Ya dedi Hasan Hoca dedi, niye ben takıntım var dedi ya. Ya niye takılıyor dedi ya. Abi sen taktın oraya, mandalını kaldır. Ya ben ne taktım dedi ya. Onunla mücadele edince onu sağlamlaştırdım. Niye dedim öyle videolara girdin. Nereden biliyorsun dedi. Videolara girmeseydin kafanda dedim onu anlayabileceği yerde. Böyle 15-20 tane dedim böyle taşlar var. Hepsi daha önce birbirine bağlıydı. Çok tekti. Tek ses çıkartıyordu. Şimdi o taşlar tek tek olunca birbirine vuruyorlar dedim. Yani o parçalar müstakil hareket ediyor. Bütünlüğünü bozdu. Eğer bütün olsaydı aldığın Kur'an, namaz hepsi bütünden olunca hariç bir şey giremezdi. Üç tane öküz bile kıç kıça verdikleri zaman aslan girememiş. Şimdi sen oraya bomba atsan, video atsan, filmleri atsan, YouTube atsan, o tek tek, o bir olan taşları tek tek aralamaz mı Mustafa abi dedim. Aralamaz. Tek tek olur. Yani takıntı demek bütünselliği kaybeden teklik. Bir daha, takıntı bütünlüğü kaybeden tek. Teklik. Bütünün içinde bir tek vardı. Tekler vardı. Bütünün içinde takılamazdı o plak gibi. Bütünlüğün içerisinde tek. İnan. Allah işte o serbest bölge dima dersi yapıyoruz ya. Sanki harita gibi geliyor bana, tamam mı? Nereden takılmış, niye takılmış? O serbest bölge var ya. Beraber ders yaptığımız için dima pazar günü ya. Şimdi 148 ders olmuş. 148. Hepsi beher meyal 3 saat. Çalışıyorsun. Bak Emirdağ'da külliyatın vecizeyi yapıyorsun. Çalışınca sana da bir kokusu geliyor. Ektarcı öyle bir adam değil ama ektar yapa yapa üzerine koku siner. Şimdi bize de Allah ikram ediyor elhamdülillah. Ve amma bi nimeti rabbike fehaddis.
şükür için Rabbinin nimetini tadat et, sırrı olur inşallah. Şimdi bütünün içerisindeki o parçalar bütünlük içinde kalırsa Allah'ın izniyle. Ama içine bir bomba atarsan o bütünlük kaybedip tek tek kalırsa o takıntı işte. Bütünlüğün içerisinde tek. Başka bir tanesi herhalde şizofrenim var dedi. Bunlar ne alakası var bizim mevzuyla? Ne yapayım, doktora gideceksin, ne okuma, o zamanındaydı. Şimdi doktora gideceksin. Ama bunu da yap. Nedir o? Yani saldırıyor, karşısını bozuyor falan, öyle zannediyor. Kardeşim bütünlüğü kaybetmiş. Sabahlara kadar YouTube'ların karşısında. Namazlarda kem kim öyle. Ya İslamiyetsiz huzur olsaydı, İslamiyet niye geldi ki zaten? Adam bu ders bitti mi, dişini fırçala. Evrat okumadığın miktar varsa onları oku, tamam mı? Oku. Ondan sonra çoluk çocuğunla sohbet et. Bir tane mısır patlat, tamam mı? Çayı da koy böyle. Böyle bir şey koy, böyle gıdaya dönüşmeyecek mısırdır şöyle şeyle. Ondan sonra fındık koy. Sohbet et yani. Dersin bitti, evradında okudun, risalede okudun. Ne olacak ki sana da akşam? Yatarken de Allah Resulü'nün yaptığı gibi elini de şöyle yap. Yatakta istiğfarını yap. Böyle eğer bilmiyorsan 11 tane estağfurullah, estağfurullah. Ama iyisi cevşenin başındaki. Ve tübâleyne ya tevâbu ya ki mutabetenin suali yakın ilâhir. 11 tane estağfurullah lazım. Felek nas. Ayet-i kürsü de okursan, amel-i resul de okursan. 3 defa. Sıvazla yat aşağıya. Ama sen sabahlara kadar videolarla, şunlarla, yok Facebook, yok ben İslam şey, bu solculara cevap vereyim. Uğraşma, o bataklıktır, uğraşma. Seni meşguliyetten alıkoyar. İnternetlerde adam bilmiyor mu doğruyu? Sen bir şey yazacaksın da tabiat perestlikten kurtulacak şirkten, sakın uğraşma veya birlikten. O İhvan-ı Müslüme yapmışlar. Emirdağ, ikinci emirdağına geçiyor. 2 sene bizi oyaladılar diyor. Yapacaklarını yapmasınlar diye sorularla meşgul ettiler. Sen yazın da mı düzelecek? Yapma, girme, verme cevap, işine bak. Bırak, herkes her şeyi biliyor. Klavyede hepsi bulur. O ikinci emirdağını geçiyor. Nasıl geçiyor? İhvan-ı Müslüm'le Nurcular arasındaki fark orada diyor. Biz diyor sorularla 2 senesini aldık, sonra anladık ki ha müsaitlerle ilgilenmesinler, doğruydular, kendi kendilerine meşgul olamasınlar, müsaitlerle meşgul olamasınlar diye soru atıyorlar. Ha, biraz daha, üç olmuş, vay be, epey cevap verdin. Bir şey verdin yok, kendini oyaladın, yapma. Geceniz mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam, iyi akşamlar. Aleyküm selam.